Konumuz öznel yargı ve nesnel yargı. Öznel yargı, öznel yargılarda kişisel düşüncelerimize ve duygularımıza yer veririz. Öznel yargı cümlelerinde bana göre, bence, benim düşünceme göre gibi ifadeler kullanılır. Bence en lezzetli zeytin Hatay'da yetişir. Öznel bir yargıdır. Kişiden kişiye göre değişebilir. Bazılarına göre Bursa'da yetişebilir, bazılarına göre Hatay'da yetişebilir. Bence dediği için öznel yargıdır. Dünyadaki en yaramaz çocuk benim kardeşimdir. Bu kişiden kişiye değişen bir yargı olduğu için öznel bir yargıdır. En yaramaz çocuğun kim olduğu kanıtlanamaz. En güzel meyve çilektir. Bu da öznel bir yargıdır. Kimine göre en güzel meyve muzdur, kimine göre çilektir. Bu kişiden kişiye değiştiği için öznel bir yargıdır. Nesnel yargı ise nesnel yargılar herkes tarafından kabul edilen gerçeklerdir. Bilimsel kabuller de nesnel yargılar içindedir. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu bilgiyi kime sorarsak soralım bu bilgi değişmez. Kişiden kişiye değişen bir düşünce değildir. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir ve kanıtlanabilir bir bilgidir. Ağaçların yaprakları her sonbaharda dökülür. Evet bu da nesnel bir yargıdır. Ağaçların yaprakları sonbaharda dökülür. Ayılar kış uykusuna yatarlar. Nesnel bir yargıdır. Kanıtlanabilir. Biraz da çalışalım. Aşağıdaki öznel yargıları öznel kutucuğuyla, nesnel yargıları nesnel kutucuğuyla eşleştiriniz. En güçlü takım Beşiktaş'tır, öznel yargıdır. Kişiden kişiye değişen bir düşüncedir. En güzel böreği Burcu'nun annesi yapar, bu da öznel bir yargıdır. Bence uzun boylular daha hareketlidir. Akdeniz bölgesinde maki dediğimiz bodur bitkiler yetişir, nesnel bir yargıdır kanıtlanabilir bir bilgidir. Kişiden kişiye değişmez. 30 Ağustos Zafer Bayramı milli bayramımızdır. Nesnel bir yargıdır. Bana göre en güzel müzik aleti sazdır. Öznel yargıdır. Kişiden kişiye göre değişebilir. Her maddenin tadına bakılmaz. Nesnel bir yargıdır. Doğru bir bilgidir. Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığına görenek denir nesnel bir yargıdır. Bilginin doğruluğu kesindir. Benim düşünceme göre saklambaç bütün çocukların zevkle oynadığı oyundur. Öznel bir yargıdır. Çünkü benim düşünceme göre demiş kişiden kişiye değişir. Bazı çocuklar saklambaçtan zevk almayabilir. Konumuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.